Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası'nı sunar. Türkiye'nin en temiz ekranı Kanal 42 ekranlarından, Kanal 42 Ankara stüdyolarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım Masası gündemi belirlemeye devam ediyor, gündemi takip etmeye devam ediyor. Et savaşları başladı ülkemizde, ette ciddi bir kriz var. Et lobilerinin Türkiye'ye, Türk üreticisine açmış olduğu bir savaş var. Bununla kalmıyor, buğday üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor derken bir anda tütün olayı gündeme düştü. Tütün lobisi, her şeyin lobisi olduğu gibi tütünün de lobisi var sevgili seyirciler. Tütün lobisi de torba yasaya bir kanun maddesi ekleyerek Türk tütüncülüğüne ciddi bir darbe vurulması söz konusu. Tabi bu savaşta rakiplerini kestiremediler ve dişli bir rakip çıktı karşılarına. Ülkemizde faaliyet gösteren Tütün Üreticileri ve Pazarlama Kooperatifler Birliği Genel Başkanı sevgili Şeyhimiz Solgun'u karşılarında görünce de bir anda panik yollar diyebiliriz. Şu anda da meydanlarda devam ediyorlar ama Ankara'da da bürokrasiyle, siyasetçilerle de görüşüyorlar. Bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar. Biz de Ankara stüdyolarında sevgili Şeyhimiz Solgun'u konuk ettik. Sayın Başkan, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Ben de buradan tüm izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 42 kanalı önemsiyoruz. Tarımla, çiftçiyle, çiftçilerimizin anıl terlerine sahip olduğunuz için sizleri teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. İlk önce bir tütüne değinelim. Benim çocukluğumda ben köye gittiğim zaman, Samsunluyum, ben çok tütün dizdim. Böyle şişi koltuğun altına alıp böyle damarlardan takarak işte onları asılıyor, kurutuluyor ve çok meşakkatli bir iş olduğunu biliyorum. Tütün üreticileri de bu kadar çok meşakkatli bir iş yaptığı için kazançlarının %100 helal olduğunu düşünüyorum ama tütün ülkemizde tütünün önemi nedir? Önceden Karadeniz'de çok ciddi oranda ekiliyordu. Şu anda Karadeniz'de bitmek üzere olduğunu tahmin ediyorum. Birçok insan tütün sektöründen çekildi. Ülkemizde tütün dün neydi, bugün nereye gidiyor? Söylediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir ürün. Malumunuz 1543'ten beri ülkemizin bir milli varlığı olan bir tür tütünü. Dünyada halen dünya lideri olan oryantal tür tütünü. Tütünümüz 26 ilimizde, 113 ilçemizde, 2301 köy ve mahallesinde halen insanlarımızın geçim kaynağı olan bir milli varlığımız. Bu 26 il, 113 ilçemizin birçok il ve ilçelerimizde özellikle tütün dışında bir şey yetişmemektedir. Çünkü tütün kırsal, kıraç, taşlık toprakları sever özellikle. Bu vesileyle bizim Ege Üniversitesi'nin bir çalışması olmuştu. Ege yöresinde Denizli'nin Kale, Beyaz, Tavas ilçelerimizde tütün dışında hiçbir şey yetişmeyen bu ilçelerimizde. İnsanlarımız bu tütünle geçimini sağlamaktadırlar. Bir zamanlar ülkemizde yaklaşık 400 bin ton tütün yetişen tarih olmuş. En son süreçlerde 91'lerde 240 bin ton tütün yetiştiren bir ülkemişiz. O gün ülkemiz 10 bin ton ithal ederken 91'lerde bugün ithalatımız 100 bin tona çıktı. Üretim ne kadar şu anda? Şu anda üretimimiz de 80 bin tonlara düştü. Tamamıyla özelleştikten sonra üreticimiz, tütüncümüz ortada kaldı. Niye ortada kaldı? Bizim Tarım Bakanlığımız vardı. Bizim Tarım Bakanlığımız gitti şu anda. Tarım Bakanlığımızın iki tane binası var. Tütünle ilgili bir odamızı bulamıyoruz. Sıkıntı sorunlarımızı dile getirelim. Bizim TAPTEK'a kuruldu.
tütün alkol piyasa düzenleme. Bir gün üreticimizin yanında görmedik. Çiftçimizin sorunlarını dile getirdiklerini görmedik. Üretici ile alıcı firmanın arasında bir ana sözleşme var. Bu sözleşmeyi hazırlayan TAPTEK. Bu sözleşmeyi bir önünüze alsanız, sözleşmenin üzerine deliler güler. Üreticinin lehine mi aleyhine mi? Bu en büyük bir soru işareti. Defalarca gittik geldik. Ya lütfen ne olur bu sözleşme üreticimizi ne kadar ilgilendiriyor bir bunu ortaya bırakalım. Bu sözleşmelerimizi değiştirelim. Bizim üreticimiz, çiftçimiz, tütüncümüz firmalara sattığı üründen şu anda para kazanmıyor. Para kazanmıyor. Yapacakları başka bir iş yok. Bildikleri başka bir iş yok. Arazilerinde başka bir şey yetişmiyor. Birçok ülkede tütün üreticisi kooperatiflerin aracılığıyla açık artırma girer, ihaleye girer, piyasaya girer, fiyat artışına gider, sözleşmeli doğru düzgün yapılır. Bizim burada böyle bir şey yok. Firma gelir, üreticiden sözleşmeye imza atar, üretici 4 ay sonra fiyatını öğrenir. Böyle bir şey yok. Ben imzamı attığım zaman bu tütünün fiyatı nedir bilmem gerekir. Verim arazimden ne geliyor bunu bilmem gerekir. Beni kurtarıyor mu kurtarmıyor mu tarlaya gideyim mi gitmeyeyim. Bunları bir an evvel üreticinin görmesi gerekir. Bu bizde yok. Peki buna kooperatifçilik ciddi bir oluşum. Yani Türk tarımının kalkınmasında kooperatifçinin ciddi önemi var. Kooperatiflerle mi yapılıyor bu sözleşme, özel sektör üreticileriyle? Hayır, hayır, bizim TAPTEK'a hiç kooperatifleri önemsemedi. Hatta gittiğimizde, oturduğumuzda bize de bir masanın başında yer ayırın. Tütün üreticimizin sorun sıkıntılarını dile getirelim. Bir zat yetkilileri bana şunu söyledi. Burada ne ihtiyacınız vardı bu birliği kurmanızda? Yani biz ne eksik bırakmıştık da? İşte eksik bıraktıkları torbaya değineceğiz birazdan. Hazırladıkları ve torbaya bu ülkenin üreticisinin karşısına ne çıkarttıklarını ortada. Efendim sizler olsaydınız bizler zaten bugün burada olmazdık. Bugün tütün camiasını alanlara, meydanlara, sokaklara indirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunlar güzel bir şeyler değil. İnsanlarımız helal kazanç sahipleridir. İnsanlarımız müteahhitlikle, ihaleyle uğraşan insanlar değil. Başka bir geçim kaynağı yok. Hep bunu söylüyorum. Burada da bir kez daha sizin de ekranınızda dile getireyim. Ülkeme tütün gelmesin ben de üretmeyeyim. Türk tütünü dünyada ne kalitede olduğu ortadadır. Türk tütününe sahip çıkmak gerekir. Tütün üreticimizi yalnız bırakmamamız lazım. Tütün tek derken ülkemizde sigara akla geliyor. Tütün bir sanayi ürünüdür. Bu sanayi ürünümüze sahip çıkmamız lazım. Bizim Adıyaman'da, Muş'ta, Bitlis'te, Samsun, Bafra'da olsun, Denizli, Kale, Beyaşlı'da olsun Türkiye'nin 26 ili 113 ilçesinde bu geçimini bu tütünle sağlayan insanlara biz ne alternatif sunduk tütün özelleşti? Birçok ülkeler ne alternatifler sundu? Neden biz bunlardan birini sunmuyorduk? Fon yasası vardı ülkemizde. Bu fon yasasının kanununda, mevzuatında para ne için birikildi? Mevzuat ne diyor? Bu para nerede? Bu ülkenin tütün üreticisine dönüş yapması gerekiyordu. Birçok ülke özelleşti. Biz yalnız özelleşmedik. Bu özelleşen ülkeler bu fon yasasından biriktirdiği paralarını üreticilerine verdiler. Bazı ülkeler özelleştiği gibi tütün cüzdanı çiftçisinin elinden alındığı gün ikişer büyükbaş inek hibe ettiler. Tarımla uğraşıyor, çiftçidir. Alternatif ürünlere alışana kadar mağduriyeti böyle giderilsin. Biz de bunu bekledik. Hep bunun müracaatını ettik. Verilmedi bize. Peki fonda ne kadar para birikmiş? Fonda çok ciddi, çok ciddi bir paranın biriktiğini, paranın nerede olduğunu, ne kadar olduğunu
bir türlü bize karşımıza çıkmıyor. Maliye Bakanlığı'nda biriktiğinin bilincindeyiz. Geçenlerde de gitmişiz. Bu paramız ne oldu? Nereye gitti? Ne zaman ülkemizin çiftçisine, tütüncüsüne dönüş yapılacak? Kanun mevzuatı ne üzerinde birikildi? Nasıl toplanıldı? Bizim üreticiye herhangi bir destek sağlanılmadı. Üreticimiz orada yalnız bırakıldı. Bizim sarmalık kıyılmışta ciddi sorunlar ortada. Kaç kez geldik yine Tapteka'ya. Arkadaşlar, öyle şartları ağırlaştırmışlar ki bu ülkede 3 kişinin dışında, 5 kişinin dışında 6. insan sigara fabrikasını kuramaz hale geldi. Şartlar çok ağır. Sarmalık giyilmiş tütününü şartlarını donatmışlar. Şu olacak, bu olacak ya kardeşim. İşte Muş'ta, işte Bitlis'te, Diyarbakır'da, Adıyaman'da, Samsun'da, Denizli'de, Türkiye'nin 26 ilinde adamlar tütün kıyımını yapabiliyor. Gel buna bir düzenleme yapalım. Bu insan vergisini ödemeye çalışıyor devletine. Buna kaçakçı deme. Biz alnımızın terini sahipleriyiz. Bu alın terinin sahiplerine kaçakçı lütfen demeyin bu ülkede. Yetki belgemi ver. İzin belgemi ver. Asayım, devletime de vergimi ödeyeyim. Çocuklarıma da helal temiz bir para kazandırmak için yoldayım ben. Çalışıyorum. Yok. Bunu getirecek, bunu götürecek, şunu bırakacak, sıfır fabrikasını kuracak, sıfır makineyi şuradan getirecek. Ya şimdi benim yaptığım ürünü, kıydığım ürünü kıyıyor muyum? Evet. Alıcısı var mı? Evet. Sen bana vergi ruhsatımı ver. Ben vergimi ödeyeyim. Vergi %84. Çok güzel. Vergi %84. Peki. Bu ülkede Piro'nun vergisi ne? %40. Niye? Bunu zengin içiyor. Bunu zengin üretiyor. Vergisi %40. Benim Çelikan'da, Kızıl Ağaç'ta, Modya'da dünya tütünü, padişah tütünü deyilen tütün sahipleri vergisi %84. Neden birçok ülkede örnekler var? Piro'nun vergisi neyse sarmalık ilmişin vergisi de odur. O verginin düzenlemesini bir an evvel istiyoruz. Yalnız Amerika'nın sigaralarını kendi büfelerimizde görmek istemiyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir. Güzel bir ürüne sahiptir. O güzel ülkemizin ürünü marka, rafta yer marka, alıyorsa marka söylemeyelim abi. Hangi rafta yer alıyorsa Türk tütünü sarmalık giymiş de o rafta yer almalıdır. Doğal hakkımızdır. Ülkemize gelmesin biz de üretmeyelim. Geliyorsa bizim kaliteli tütünümüz var. O mevzuatın bir an evvel düzeltilmesi, vergimizi ödeyelim, üreticimizi alanlara, meydanlara indirtmeyelim. Biz bu tütün üretiminin de doğumuz, tarlada doğmuş insanlarız, içinde büyümüş insanlarız. Kendi bildiğimiz işimizi, ekmeğimizi bundan kazanmışız, bundan da kazanmak istiyoruz. Şimdi biraz önce sigara markalarını saydınız. Bunlar rafta nerede yer alıyorsa bizim ürünlerimizde yer almalı dediniz. Şimdi tütün piyasasını, tütün alkol piyasasını düzenleme kurulunun kuruluş amacı sigara ve alkolle mücadele adı altında lanse edildi. Dolayısıyla sizinle de bir mücadeleye bayrak açıldı ama sigara lobisi lehine de çalışmalar var. Şimdi eğer sigara sağlığa zararlıysa ki zararlı bunu kabul ediyoruz. Neden ithalat? Yurt dışından sigaralar neden ülkemize geliyor? Bu ayrı bir konu. Onlara ciddi kolaylıklar sağlanırken
tütün üreticisine %84 vergi konulması ayrı bir olay. Yani bütün alanlarda olduğu gibi lobiler maalesef tütün piyasasında da var ve 3-5 tane geçmeyen bu yabancı sigara markaları Türkiye'de ciddi bir kümranlık yürütüyorlar. Siz meydanlara indiniz. Meydanlara inmenizi konuşmadan önce bu torba yasaya ne koydular? Kıyamet neden koptu? Torba yasada ne dediler? Torba yasada en önemli nokta bu. Ülkemizde şu ana kadar fabrikası bulunmayan bu elektronik sigarayı dışarıdan ülkemize getirip kurulup bu ülkemizde bunları satılmasının önünü açılması kanunun içerisinde var. Bir. İkincisi en önemli olan ülkenin tüm üreticisini, tütüncüsünü ilgilendiren bir önemli nokta. İşleme rejimi. Dışarıdan tütün ülkemize gelecek de ülkemizde işlenip de geri ithal edilecek. Böyle akıllı insanlar var. Bakın yurt dışından un alıyorlar. O unu makarna yapıp yurt dışına satıyorlar ve geçenlerde Tarım Bakanı, Bakan Yardımcısı Mehmet Danış açıklama yaptı. Hamdolsun biz tarımda ihracat yapan bir ülkeyiz. 12 milyar dolar ithalatımız var ama 16 milyar dolar da ihracatımız var dedi ama bu 12 milyar dolarlık ithalatı işleyerek 16 yapılıyor. Ya yani Türkiye'den bir katma değer oluşturulmuyor aslında. İşlemeyle yapılıyor. Türk tütünü dünyada marka bir tütün olduğunu söylediniz. Bunun işlenmesi, bunun hazır mamul haline getirip ihracat yapılması daha karlı bir iş değil midir? Şimdi eğer amaç para kazanmaksa. Amaç ihracattan bahsettiniz. Ülkemizin tütün üreticisi bu yıl ürettiği 80 bin tondan 53 bin tonlu ihraç edilmiş. 48 ülkeye ihraç edilmiş. Ama rakamlar nasıl? Kaliteli olmasak ihracatta yer bulmayız. Şunu söylemek istiyorum. İhracatta da yolumuzu açsalar, bizlere destekler sağlasalar, Türk tütünü kaliteli bir tütündür. Türk tütünü ihracat edilecek 193 ülkeye ihracat edilecek bir tütündür. Türkiye'nin toprak özellikleri var. Ege'de ayrı tütün çeşitleri yetiştirilmekte. Bu hiçbir yerde yok. Karadeniz'de ayrı tütün çeşitleri yetiştirilmekte. Doğu Güneydoğu'da ayrı çeşitler yetiştirilmekte. 60 tütün çeşidi dünyada var. Deneme yapmışım. Türkiye'de yetişmeyen ürünleri getirmişim. Amerika'nın Virginia tütününü getirip ülkemizde 5 yılın içerisinde 20 tonla başlamışız. Şu anda o Virginia'dan ülkemizde gelip buyurup görmek isteyenler gelsinler, tarlaları gezdireyim, tarlaları da görsünler. Ne kadar kaliteli bir tütün Batman'da, Adıyaman'da, Muş'ta, Bitlis'te ne Virginia'ların yetiştiğini gelip görsünler. Kırgızistan, Kazakistan'ın Talgar tütünleri vardı. Bizim ülkemizde yetişmiyor diyordular. Gelsinler o tütünlerin yine özelliklerini görsünler. Makedonya'nın Prilep'i yine diyordular işte ülkemizde yetişmiyor şudur budur. Gelsinler görsünler. Hangi ürünü diyorlarsa Türkiye'nin topraklarının özelliği var. Ayrı bir güzelliği var. Gelsinler bu taşlık, kırsal, kıraç topraklarımızı değerlendirelim. Ülkemizin üreticisinin, çiftçisinin önünü açalım. Türk tütün çiftçisi hiçbir zaman kimseye lobi olmamıştır. Kimseye finansman olmamıştır. Oraya geleceğim Sayın Başkan. Türk tütün üreticisi, çiftçisi önünü açmaları gerekir. Ülkemizin ekonomisine vergilerden para kazandırmak istiyoruz. Tütünümüzü dış piyasalara satmak istiyoruz. Kooperatifimize şu anda birileri önümüzü kapatıp bizi bitirmeye çalışan kurum ve birim ortadadır. Bunlarla bir yere ulaşamayız.
birleşelim. Masanın köşesinde yer alalım. Sorun sıkıntılarımızı dile getirelim. Bize düşen görevi bizler yapalım. Sizlere düşen görevi sizler yapın. Bu çiftçinin önünü açalım. Çiftçiler alanlık, meydanlık değil. Çiftçi meydandan, alandan bir şey kazanmıyor. Çiftçi biliyor ki bugün zamanı kaybettiyse 100 milyonluk, 50 milyonluk yomyasını kaybetmiştir. Ekmeğinden oluyor, 3 gün orayı düşünüyor. Bunlara bunu yaptırmayın. Şimdi torba yasayı bir değerlendirelim. Yani yurt dışından sigara getirip Türkiye'de işlenip tekrar satılması tütün için kondu. Aynı zamanda elektronik sigarayı da işte gelip burada üretebilirsiniz veya gelip iç piyasada satabilirsiniz diye de kondu. Şimdi torba yasa deyince aklımıza bizim... Dileme değil. Torba yasayı bir de şunlar var. Tütün çiftçisine 3 yıldan 6 yıla kadar, tabi sonra 5 yıla dönüş yapıldı da, 5 milyardan tut 100 milyara kadar ceza. Ne cezası? Ne için ceza? Ben Muş'tan geleceğim. Burada bir dostumuz arayacak, diyecek ki 3 kilo tütün. Muş tütünü kalitelidir, güzel bir tütündür. Bu 3 kilo tütünü bana hediye getirmeni istiyorum. Ki çok bürokrat benden istemiş. Ve getiriyorum, getirmişim. Elimde yakalanırsa zaten şu anda tütün üreticisinin sorunlarını dile getirmem için İstanbul Taksim'de 3 tane elemanı peşime atmışlar resimlerimi çekmek için. Bunu nasıl sileceğiz? Bunu nasıl bitireceğiz? Onunla uğraşana kadar, onu yapana kadar o üreticini, o yetkililerini tarlaya gönder, çiftçinin sorunlarını dinlesin be. Beni yok edebilirsin. Birliğimi kapatabilirsin. Dünyadaki 193 ülkenin birliği var ve bu birlikler yetkili ya bakanlıklarıyla ya taptakalarıyla her gün iç içe oturup masada konuşmaktalar, sorunları çözmekteler. Bu torba yasasını hazırlarken bir tütün üreticisinden, bir tütün üretici birliğinden bir karşınıza alıp da istişare ederek, programımızı yaparak üreticiyi nasıl rahat eder, ne yapmamız gerekir, bizi de bir dinleseydiniz olmaz mıydı? Bırak birliğin genel başkanlığını. Ben bu ülkenin bir evladıyım. Tütün tarlasında doğmuş biriyim. Benim ailem, herkes beni tanır. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ailenin evladıyım. Başka yapacağımız bir şey yok. Bildiğimiz bir şey yok. Biz kendi işimizde, kendi gücümüzde olan insanlarız. Bize de bir kapı açın. Birliği kurduk. Ne zarar ettik? Bu birlik sayesinde 1543'ten bugüne kadar ilk uluslararası tür çalıştayını yaptık. Allah'a şükürler olsun. O gün bize destek verenleri buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Muş valisi olsun, belediye başkanı, Muş Alparslan Üniversitesi'nin rektörü olsun, kalkınma ajansımız olsun. Bir ilki ülkemizde ve Muş ilimizde gerçekleştirdik. Birçok ülkeleri davet ettik ve o çalıştayın sayesinde tütün sektörün tanışması açısından geçen yıl kimse ülkemizde bir kilo tütün bulamadı. Biz o istişareli yapalım. Birlikte güç doğar. Bu birliğin sayesinde işte bunlar oldu. Gelin yol gösterelim. Yol gösterici olalım. Yok işte bu olmasın, bu olmasın mantıkıyla birbirimizi küçümsetmeyelim. Türkiye büyük bir ülkedir. Kimsenin koltuğunda gözümüz yok. Allah'ıma bin şükürler olsun. Ben bu ülkenin üreticisi, tütüncüsü, çiftçisi için yola girmişim. 18 yıldır bu yoldayım. Ve bu yolu Allah'ın izniyle, Cenab-ı Allah yardım ettiği müddetçe ben yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Bu teri sahiplerinin o terlerine mendil olmak için hiçbir gün masa başını tavsiye etmedim. Hep alandaydım, hep meydandaydım. Bu birliğin bir yıl içerisinde kapatmaya çalışanlara ikinci mesaj veriyorum. Arkamda güç var diyorsun. Tapteka.
Kapatabilirsin. Kaç yıldır TAPTEKA'nın başkanısın, kaç ile tütün iline gittin? Kaç tütün ilçesine gittin? Tütün üreticisinin derdini, sorunu, sıkıntısını bir gün dinledin mi? Bir yılın içerisinde elhamdülillah çok şükür 26 ilimi gezdim. 113 ilçemi gezdim. Tütün üreticilerimle oturdum. Sorun sıkıntılarını dinledim. Yetkili bakanlıklarımla üreticimin arasında köprü oldum, köprü. Bir yılın içerisinde Tarım Bakanı'yla 13 kez görüştüm. Valla şimdi Sayın Başkan, biraz önce ben sözümü tamamlayamadım. Torba yasa deyince bizde şu oluşuyor, acaba ne kaçırıyorlar milletin gözünden, apar topar ne çıkarılıyor diye bakıyoruz ki. Nebeşe olayında da pancar üzerinde, yine bu pancar lobisi dediğimiz Nebeşe lobisi torba yasaya bir madde koydurdu. Nebeşe üretimini serbest bırakmak için. Hamdolsun biz... 3 program yaptım ben bununla ilgili ve Nebeşe lobisini kırdık. Hem Milli Gazete'nin bu konuda ciddi bir desteği oldu. Biz programlar yaptık ve iki yayın organının performansıyla torba yasadan bunu çıkarmak zorunda kaldılar. Tütün olayına el attık. Yani tütün olayını ben burada bırakmayacağım. Ama ben buradan programlarında klasikleşmiştir. Muhakkak bir mesaj veririm. Şimdi buradan sevgili seyircilerimize de söylüyorum. Bakın, Türk tarımı üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. Buğday üzerinde oyun oynanıyor. Pancar üzerinde oyun oynanıyor. Et üzerinde oyun oynanıyor. Hayvancılık sektöründe oyun oynanıyor. Bu oyunun yeni bir halkayı da tütün olayıyla eklediler. Şimdi ben buradan soruyorum. Bu ithalat olayına bu kadar aşık olmanızın sebebi nedir? Bu bürokratik yapılanma, ki ben bunu geçen hafta da söyledim. Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nı sadece Tarım Bakanı yönetmiyor. Hatta Tarım Bakanı yönetenlerin en sonunda. Tarım Bakanlığı'nı Maliye Bakanlığı yönetiyor. Gümrük Bakanlığı yönetiyor. Sanayi Bakanlığı yönetiyor. Ekonomi Bakanlığı yönetiyor. Yer buldukça da Tarım Bakanlığı üretiyor. Yapmayın bunu. Türk üreticisinin bu elinden bu silahı alırsanız yarın elin Johnny'sine, Hans'ına muhtaç olursunuz. Sizin bu beklentiniz nedir bilmiyorum. Oradan madalya mı takılıyor size? Neler veriliyor bilmiyorum ama 80 milyon insanın, bizim torunlarımızın geleceğini size sattırmamak için bu programları yapacağız. Lütfen aklınızı başınıza alın. Bu üretici sokağa inmeye başladı. Tebrik ediyorum sizi, alkışlıyorum. Bunu hiçbir güç yapamamıştı. Ziraat Odaları denilen çiftçilerin en büyük örgütü, o kadar hamle yapılmasına rağmen üreticiye hala sesi çıkmıyor. Ama çiftçi, üretici sahaya indi. Bunu siz indirdiniz. Bize bir şey olmaz. Bizi kimse yıkamaz. Biz bu koltuktan biz istemediğimiz sürece gitmeyeceğiz düşüncesi sizi öyle bir hale getirdi ki çiftçinin anasını ağlattınız. Elinden ekmeğini aldınız. Ondan sonra diyorsunuz ki bu PKK bu adamları nereden buluyor? Siz burada çalışan insanların ekmeğiyle oynarsanız bunlar DAEŞ'e de gidecek, PKK'ya da gidecek, onlara kurban olacak. Yapmayın. Bunun toprağın altı var. Bunun vebalini ödeyemezsiniz. Ya bu kadar vurdum duymazlık olmaz. Şimdi tütün üreticileri sokağa indi. Aksaray'da geçen hafta hayvan üreticileri sokağa indi. Ordu'da fındıkçılar sokağa indi. Ne yapmaya çalışıyor? Kime hizmet ediyorsunuz? Bu insanları sokağa dökerek kimin ekmeğine kaymak çekiyorsunuz? Kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz? Bu kadar olmaz. Evet. Sayın Başkan, bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra birçok soruya da cevap arayacağız. İşte alçakça bir propaganda da yapılıyor. Adıyaman'da, Güneydoğu'da, Doğu'da tütün üreticilerinin PKK'ya finans ürettiği gibi alçakça iddialar var, alçakça propagandalar var. Bunların cevaplarını arayacağız reklamlardan sonra.
Sevgili seyirciler, reklamlardan önce demiştik Güneydoğu'da tütün üreten ve tütün üretiminden başka hiçbir iş yapamayan vatandaşlarımıza PKK'ya finans sağlıyor, PKK'ya rant sağlıyor diye alçakça bir propaganda yapıldığını söylemiştim. Şimdi başkan size söylüyorum. Adıyaman'da, Bitlis'te, Muş'ta tütün üreticileri terör örgütüne rant mı sağlıyorlar? Çok güzel bir yere değindiniz. Bizim insanlarımız, çiftçilerimiz birer hektar, ikişer hektar, üçer hektar, beşer hektar tütün ekerler. Bu tütününden geçimlerini sağlıyorlar. Bir üreticimiz tütünlerini çoğunluk firmalarına sözleşmeli yapıyor. Ama üretici mağdur olduğu için evinde 5 kilo şekeri olmayan insan 3 kilo tütününü kıyıp getirip ona buna satmaya çalışıyor. 3 kilo 5 kilo tütünün parasını alıp akşam evine 5 kilo şeker götüren insanlardır. Biz kimsenin finansman kaynağı değiliz ve olamayız. Bunları bizlere yakıştırmasınlar. Bunlar iyi bir şeyler değil. Bunları bir kez daha rica ediyorum, istemiyorum, kabul etmiyorum, kaldıramıyorum. Aslında o gün o yazan basın, o yazan gazetelere, bizim yetkililerimiz bunlara cevap vermesi gerekiyordu. Türkiye büyük bir ülkedir, güzel bir ülkedir. Bunları insanlarımız hak etmiyor. Bizim güvenlik güçlerimiz var. Dışarıdan içeriye bir şey girmiyor. Sigara lobisi bu satılan kaçak sigaralara neden demiyorlar? Neden üzerine gitmiyorlar? Benim üreticim, çiftçim tütünlü ekecek. 3 kilo, 5 kilo tütününü getirip satayım. Bugün evime, akşam çocuklarıma bir torba un götüreyim. 5 kilo şeker götüreyim. Bunun üzerine neler atıyorlar? Bunlar ayıp bir şeyler. Bunlar yazıktır, günahtır. İnsanlar bunu hak etmiyor. Ki bunu ben alçakça iddialara benim başıma ilk defa gelmiyor. Mesela sizin Muş'tan Çetin Yavuz diye bir arkadaş haksız bir şekilde Ziraat Odası Başkanlığı'nı feshettiler, kayyum atadılar. Bu arkadaş bana mahkeme kağıtlarını gönderdi, belgeler gönderdi. Ben de bunu yayınladım. Ziraat Odaları'yla biz biliyorsunuz çok cebelleşiyoruz. Anında telefonlar, mesajlar akın akın gelmeye başladı. Siz PKK'yı, PKK'lı bir adamı savunuyorsunuz diye. Şimdi Çetin Yavuz'un adli sicil kaydını da ben istedim. Bunların başıma geleceğini bildiğim için. Bir tane sicili yok. Bir araması yok. Bir partinin il başkanlığını yapmış. Orada temiz bir ismi var. Sırf Muşlu olduğu için. Hayır, Bitlisli Çetin. Bitlisli olduğu için. Bitlis Güroymak, Ziraat Odası Başkanı. Bitlis Güroymak, Ziraat Oda Başkanı. Çetin Bey, ben şöyle biliyorum. Çetin... Bir müsaade edin, bir tamamlayayım şeyim. Sırf Bitlisli olduğu için PKK yaftasını hemen yapıştırdılar. Ve onun hakkını da ben savundum. Yani bana PKK'nın siyasi organı hariç ben herkesi programıma çıkarırım. Belli prensiplerimiz bu manada var ama bir insanı sırf Güneydoğu'da olduğu için PKK'lı demek, terörist demek alçakça bir iftira. Ben Çetin Yavuz'u şöyle tanıyorum. Bitlis Güroymak'tan. Evet, Güroymak. Yıllar yılıdır Ziraat Oda Başkanlığı'nı, Şoförler Oda Başkanlığı'nı, Kızılay Başkanlığı'nı yanılmıyorsam birçok görevlerde yer almış. CHP'nin il başkanlığını yapmış. Onu bilmiyordum. Çetin Başkan'ı ben öyle tanırım. Aktif girişken bir arkadaş Bitlis Güroymak'tan. Ben bu konunuzdan da haberim yoktu. Evet. Da yeni dolayısıyla şimdi o bölgede yaşayan insan, o bölgede yaşamak zor. Bunu ben o bölgeyi de dolaştım, birçok yerini biliyorum. O bölgede yaşamak zor. O bölgede gece yaşamak zor, gündüz yaşamak zor. Şimdi birçok zorluk var. Recep Bey, az önce bir şey söyledim. Biz insanlarımız bu torba yasasında neden bunlar var derken
Neden elektronik sigara var dedik. Neden dışarıdan ülkemize tütün ithal edeceğiz, işlenip geri göndereceğiz. Zaten 101 bin ton tütün ithal ediyorsun. Bu yetmiyor mu? Neden bunu yapıyorsunuz? Sarmalık kıyılmıştı az önce söylediğim gibi insanlar 3 kilo tütünü alıp satmak için. Firmalar alımları 5 ay sonraysa, ödemesi 6 ay sonraysa. Çiftçinin bir şeysi yok, 3 kilo tütünü satayım. Akşam evime bir torba un, 5 kilo şeker götüreyim. Bunları yapmaya çalışan insanlara kalktılar. İşte bu finanstır, bu şudur, bu budur bunları bir... Siz kooperatif üzerinden satamıyor musunuz? Hayır, ben oraya geleceğim. İkincisi makaron. Ülkemizde üretimi yapıldığı için 8 tane makaron fabrikası var. Binlerce insanlar bu makaronda çalışmaktadır. Bunların önünü açmaları gerekir. Sarmalık kıyılmış fabrikaları da var. Bugün vergisini %40'a getirirlerse, makarona bir düzenleme getirirlerse, binlerce çiftçimiz tütün eker, bu yerli şirketlerimize tütünü satar, bunlar da dış piyasaya ihracat eder ve ülkemizde satarlar. Pironun vergisinin düzenlemesine getirilirse, burada çok sağlıklı, çok verimli bir düzenleme olur. Ülke üreticisi, çiftçisi burada kurtulur. Kooperatiflerin sorusuna gelin. Bizim birliğimiz yaklaşık 1,5 yıldır tütün birliğimiz kurulmuş. Biz yine bu yetkililerimize gidip birliğimize bir ticaret yetki belgesini verin. Ben kaç gün sonra Dünya Tütün Üreticiler Kongresi'ne gideceğim. Elimde Türk tütününü 3 kilo numune götüremiyorum dışarıya. Yetkim yok. Yetki belgemi vermiyorlar. Niye? Ya bir yetki belgesini almam için 38 bin lira para TAPTEK'a vermem lazım. Ya bir birliğe bir yetki belgesi hakkını vermiyorsun. Daha fazla bir şirketi buraya getirip bir sarmalık kıyılmış atölyesini, fabrikasını kurmak için bu makine yeni olacak, bu sıfır olacak, bu yatırım şöyle olacak, bu böyle olacak. Yani senin gücün tutmayacak, sen kurmayacaksın. Mantıklı. Adam getirmiş trilyoner yatırımını yapıyorsa ve bu adam zaten para kazanmasını düşünecek. Doğru mudur? Niye bunun önünü açmıyoruz? Şartlar o kadar ağır ki. Gideceksin dış ülkelere 3 kilo tütünü masaya bırakmayacaksın. Diyemezsin ki bu benim ülkemin ürünüdür. Ben bunun sahibiyim. Sizler bu işlerine uğraşan sektörlersiniz. Tütünüme bakın, ona göre gelin benim çiftçimle sözleşme yapın. 5 kez gittim buraya. Bir destek göremedim. Geçen sene çok süper bir çalıştay yapmıştım. Birileri bize dedi ki ya bugün vali destek vermiş, belediye başkanı vermiş, ajans vermiş. Aslında siz bunları kendi bağlı olduğunuz biriminden bu destekleri alıp çalıştaylarınızın devamını getir. Çok süper oldu çalıştayınız. 1300 tane kitap vergilerimizi bastırdık. Dünyanın tütün sektörünü yapan her köşeye gönderdik. Bunun için bunları yapalım. Biz gittik. Denizli'de yapacağız. Ekonomi Bakanımız özel kalem yetkili kurumu aradı. Kuruma gittik. Bize böyle bir destek verin. Yok, biz destek veremeyiz. Ya peki bize burada bu TAPTEK'in kuruluşunda tütün üreticilerin temsilcisi olması lazım. Bize bir oda, bir yer, istişare beraber. Yok sen şunu istiyorsun, bunu istiyorsun dediler. Orada da engel. Bu engel, bu engel, bu engel. Biz de kalktık. Tarım Bakanımıza gittik. Sayın Bakanım, TAPTEK'in işi bu. 15 tane yazım gitmiş oraya. Çift imzalı, ıslak imzalı yazılarım gitmiş. Bugüne kadar bir tane cevap bile bize yazmamışlar. Ama elimizde bilgiler var. Hangi proje geçmiş, ne üzeri kime projeler vermişler, hangi birime ne destekler sağlamışlar. Bunları hepsini yapacaksın, Tütün Üreticiler Birliği'ne sırt çevireceksin, bir gün kalkıp buna bir şey yapıştıracaksın, torba yasasını dolduracaksın, bu ülkenin üreticisinin önünü kapatacaksın, ben bu ülkede bütün üreticisinin birimiyim, kurumuyum, odasıyım. Niye?
TAP Dekan'ın kapanmasını istemişsiniz. Biz de dönemin bakanı Faruk Bey'e gittik. Şu anda da rahatsız olduğunu duydum. Dün Allah şifalar versin. Kendisine gittik Sayın Bakanım. Biz bu bakanlığımızı, Tarım Bakanlığı'nın iki binasını çiftçi olarak gördüğümüzde çiftçi kendi evini hissediyor bakanlığın binalarını. Rahatlıkla gidip sorumluluğu karşımıza alıp sorunlarımızı dile getirip orada rahat bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Burada bizim tekel bakanlığımız vardı, yok oldu. Bir tütün genel müdürlüğün olmasını rica ediyoruz. Bir an evvel tütünün tarım havzasına alınmasını rica ediyoruz. Biz de tarlada çalışıyoruz. Bizim tarım ürünü değil mi? Neden? Tütün eken üreticisi tarım havzasına alınmıyor. Tarımdan bir destek karşımıza çıkmıyor. Şunları söyledik. Biz geçen sene Yunanistan'ın başbakanı çağırıp sigara sektörüne aynı şunu söyledi. Ne kadar kaç kilo tütün ünlü mamülünü ülkemde satıyorsa o rakamda benim ülkemin ürünü alacaksın. İster ülkemde işle, ister başka ülkelerde işle. Adam altına imzasını attı. Aynı sektör orada. Biz niye bunu yapmıyoruz ülkemizde? Bizim örnekler var birçok ülkelerde. Bizim bunları yapmamız lazım. Biz üreticimize önüne 100 milyar hapısla cezayla 5-6 yıl ceza hapsıyla ülkenin tütün üreticisine bu engellerle çiftçiyi alanlara meydanlara dökmekle bu kurtuluş değil. Projelerle gelelim. Projeleri masaya bırakalım. Mevzuat dahiline alalım. Bu tütün üreticisi madem ki bunu yapıyor ve kaliteli bir ürünü var, alıcısı var. Devlet benden al demiyorum. Ekmişim, malım elimde kalmış, gel benden al demiyorum. Ben kendime sattımsa sattım, satmadımsa dökerim. Zaten 3-5 tane şirket birbirine sırt vermiş. Bizde resimler, kareler var, günü gelirse bunları hepsini yansıtacağız. Ülkenin çiftçisinin kazandığı nelerdir, zarar ettiği nelerdir? Üreticimizi 3-5 tane şirkete ezdiriyoruz şu an. Çiftçi para kazanmıyor. 3 kilo tütünü o köşede sattığı zaman ona engel oluyoruz. Onun önüne diken oluyoruz. Ya sevgili kardeşim gel. Büyüğe büyüğüne göre bir mevzuat dahili. Küçüğüne küçüğüne göre bir mevzuat dahili. Herkes vergi levhasını arkasına assın. Ve bu ürünü satsın. Birçok yerde bu yok da. Yani nasıl yok? Domatesle ilgili bir vergi levhası yok. Patatesle ilgili bir vergi levhası yok. Salatalıkla ilgili bir vergi levhası yok. Maydanozla ilgili bir vergi levhası yok. Ama ben istiyorum. Devletime vergi kazandırmak istiyorum. Devletim de kazansın. Üreticim de kazansın. Bunları güzel bir şekilde yapalım. Bazı bir iki şirketin teknesinde üreticimizin önünü kesmeyelim. Üreticimize bunları söylemeyelim. Tütün birçok ülkede sanayide sırf kullanılıyor. Ülkemizde tütünün kullanıldığı sanayi ürünleri hepsi dışarıdan ithal ediliyor. 100 bin ton tütünün dışında ithal ediliyor. Tütün esas olup geri ülkemize gelip kozmetikin tüm ürünlerinde kullanılıyor. Kolonyasından, parfümünden, sabunundan çeşitlerinde kullanılıyor. Meşhur tütün kolonyası vardı değil mi? Tütün zirai ilaçlarında kullanılıyor. Türk tütününün tohumu %35-45 oranındadır. İkinci Amerika'nın yağ oranı %27 ile 30 oranındadır. Biz 35 ile 40 oranındayız. Tütün tohumunda yağ elde edilmektedir. Tütünün çiçekleri zirai ilaçlarında tümünde kullanılmaktadır. Zaten tütün bu bizim ülkemize 1543 yılında geldiğinde ilaç olarak gelmiş ülkemize. Biz bunları önemsememiz gerekir.
Ekonomi Bakanımızla görüşmemiz oldu, ziyaretimiz oldu. Denizli ilimiz en fazla tütün üreten bir ilimiz olduğunu ve aynı zamanda bir sanayi ili olduğunu, bunu daha sanayi üzerinde de genişletirelim, adımlar atalım. Sağ olsun bakan ilgilendi. Bakan yetkili yeri yine arattırdı. Özel kalemiyle beraber arayıp oraya gittik. Gittiğimizde herhangi bir şey önümüze atmıyorlar. Siz neden tütün üreticisinin sorun sıkıntısı ne ki? Niye alana gelmişsin? Neden bunu kurdun? Neden buna ihtiyaç duydun? Bu ne birliktir? Bize söylediğinden şahıs şu anda kurumda karşımızda. Bağlansın telefona. Gelsin beraber canlı yayına. Biz eğer aktif olsaydık bu kurumun içinde bugün insanlar alanda olmazdı bir. Bir zamanlar ülkemiz 10 bin ton ithal ederken bugün 100 bin ton tütün ithal etmezdik. 2. 528 milyon dolar para bu ülkeden gitmezdi. 3. İddia ediyorum. İddia ediyorum. Bu giden ülkemizden giden bir yılın 523 milyar doları da değil, 100 milyar doları ülkemizin üreticisine, çiftçisine Brezilya örneğinden başlayayım. Brezilya'da tütün ekim üretimi bizim gibi kapasitesi düşüyor. Ne yapalım, ne edelim diyorlar. Masa kuruyorlar. Masanın bir başına yetkili bakanlığı, tütün birliği, alıcı şirketi, satıcı şirketi, hepsi bir masa, üniversiteleri masanın etrafında birleşiyorlar. Projelerini masaların üzerine bırakıyorlar. Ne yapmamız gerekir, ne edelim? Bu yıl Brezilya dünyada en fazla tütün üreten o ülke olmuş. 850 bin ton tütün olmuş, üretmiş. Neden biz bunları yapmıyoruz? Brezilya'da kaç tütün çeşidi yetişir? Türkiye'de kaç tütün çeşidi yetişir? Neden biz bunlarda ne eksiğimiz var? Bizim insanlarımız işsiz, güçsüz, gençlerimiz metropollara döküldü, köylerimiz boşandı. Üreticinin çiftçi, anne babası köydedir. 18, 19, 20 yaşındaki çocukları metropollarda annesiz babası büyümektedir. O yaştaki çocuk annesiz babasız kalınca metropollarda ondan o evlada annesi demese yavrum bugün geç geldin. Hadi kalk oğlum sabah işe git babası demese. Çocuklarımız gazinoda, barda, şurada, burada bu sene kaç tane öyle genç delikanlı kardeşlerimizin cenazesi bizim ilimize dahil gelmiş. Nereye kadar? Biz gelin masaya aynı zamanda 2008'den beri Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın üyesiyim. Kalkınma Kurul Başkanıyım. Lığını yaptım. Kalkınma Kurul Başkan Yardımcısıyım halen. Bu görevleri hepsini yaptım. İçerisindeyim. Halen yapmaktayım. Bu güzel ülkenin tüm üreticisine, çiftçisine, emekçisine sahip çıkmamız gerekir. Projelerle karşılarına gitmemiz gerekir. 100 milyar cezalarla hapisleri tavsiye etmektense yol var ya. Peki şimdi Sayın Başkan. 100 bin doları 528 milyon dolar dedim ya ithalata karşı. Hı hı. Para ülkeden gitmiş. 100 bin dolarını bizim tarım kırsal kalkındırma var. Bizim kalkınma ajanslarımız var. Tütünle ilgili bir makineye destek yok. Neden yok? Neden yok? Ya gelin biz bu işi bitirmek istiyorsanız ülkemize tütün gelmesin. Ben de Türk tütün üreticisinin adına burada konuşuyorum. Dışarıdan gelmesin biz de üretmeyelim. Açsa aç kalalım. Ama dışarıdan eski ürünler bu ülkeye ucuz görüp getirdikleri için göz yumanlar varsa bizim ülkemizin çiftçisinin üreticisinin 2 kilo tütününe göz dikenler müsaade etmeyeceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. Şimdi tam ben de oraya geleceğim. Diyelim bu torba yasa geçti. Sizin tütün üretmenizde birçok sıkıntılar oluşturdu ve siz tütün üretimini bıraktınız. Sağdan çekildiniz. Bundan sonra süreci nasıl işletecekler? Direkt ithalatla Türkiye'nin tütün ihtiyacı Türkiye'den mi kaçtı? Türkiye'ye yurt dışından mı gelecek? Ya üreticiyi bitirmek ne kazandıracak? Tamamıyla ithalatçı olacak.
tamamıyla dış 2-3 sektöre, daha dün vizemi iptal edenlere peşkeş çekeceğiz. Ya onun sonrası yok yani. Şimdi başka alternatifi yok. Başka alternatifi yok. Şu andaki içeriye giren proje bu. Makaroncuyu bitireceksin. Sarmalı kıymışçıyı bitireceksin. Dışarıdan tütün getirip işleyeceksin. Ülke yöneticisine ne bıraktın? Şimdi usta, biz alanlara, meydanlara çıkmaya ben şahsen karşıyım. Neden onu da değerlendirelim bu aşamada. Neden sokağa çıktınız, sokakta neler yaptınız? Toba yasasıyla ilgili alana indik. Birçok yetkilimizden telefonlar bize geldi, sağ olsunlar. Bir yanlış biri yapabilir. Ama daha geçmemiş elhamdülillah. Biz sesimizi duyurduk. Ülkemizin 550 tane milletvekilisine, yetkili imercilerimize sesimizi duyurduk. Bu yasada bir an evvel geri dönmesini ve masanın başına gelip üreticimizin sorun sıkıntılarını dinlemelerini rica ettik. Yetkililerimiz sağ olsunlar bizlere kulak verdiler. Bizleri telefonlarına aradılar. İstanbul'dan diğer alanlarımızı iptal edip Ankara'ya geri döndük. Ankara'da 3 gündür burada tekrar tüm yetkililerimizi birebir ziyaret ettik. Sağ olsun dünen Tarım Bakanlığı'nda akşama kadar 3 tane verimli toplantı yaptık. Mehmet Hadi Tuçyeni, Müsteşar Bey, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürlerimiz, Tarım Bakanımız ülke dışında biliyorsun. Bu çalışmalarımızı yaptık. Bizim Meclis Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın Bey, Adıyaman Milletvekilleri olsun, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Muzaffer Çakar olsun, Sayın Vedat Demiröz olsun, Bitlis Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcısı, eski bakanlarımız Sayın Mehdi Eker Bey olsun, Cevdet Yılmaz Bey olsun, Bursa Milletvekillerimiz, Samsun Milletvekillerimiz, Denizli Milletvekillerimiz, tütün üreten 26 ilin vekillerini birebir gezdik. Sorunlarımızı ilettik. Bizlere yardımcı olacaklarının sözünü verdiler. Ana muhalefet lideri kendi grubuyla grubunu görevlendirip Ege'ye, Karadeniz'e, Doğu Güneydoğu'ya tütün üretici sorunlarını birebir dinleyip bizleri dinlemesi. Bunlar hepsi bizlere bir moral verdiler. Destek verdiler. Umuyoruz, inanıyoruz yasa geçmeyecek inşallah. Bizler önümüzdeki hafta Tarım Bakanımızla bir araya geleceğiz. Sorunların çözülmesi açısından neler yaparız, neler yapmamız gerekir. Sayın Bakan yeni, eski bakanımız bizde bir 3-5 tane söz vermişti. Sayın Faruk Çelik, tütünün tarım havzasına alınması, bu tarım kırsal kalkındırmadan, kalkınma ajanslarından tütün üreticisine destekler verilmesi, Tarım Bakanlığı'nda bir gerçek söylediği biz de araştırmışız, bir an evvel TAPTEKAN'ın kapanılması gerekir diye müjdesini vermişti. Ama rahatsız olduğundan dolayı Allah şifalar versin. Fakir Baba inşallah İnşallah bunları bitireceğini tahmin ediyoruz. Fakir Baba tütün üreticisini, tarımla ilgili tüm üreticilerin sorunlarını, sıkıntılarını Allah'ın izniyle daha yenidir çözeceğini umuyoruz, inanıyoruz. Tüm çiftçisi, az önce değindiniz, ben oraya bir değineyim. Tüm çiftçisi alanları, meydanları hiçbir damla hak etmiyor. Türkiye hiçbir tarım ürününde ithalatı hak etmiyor. Bunlar bağırmakla, çağırmakla, kırmakla olmuyor. Umuyorum, inanıyorum. Dün Tarım Bakanlığımızda o ışıkları gördüm. Bizleri de alacaklar karşılarına. Bu soruların çözüleceğini için elimizden geleni yapacağız. Ama az önce söylediniz. Bu yasa geçerse ne yapacaksınız? Bizim tek yapacağımız bir şey var.
tütüncü, çiftçi bu işte yetişmiş. Başka yapacağı bildiği bir şey yok. Onun tarlasında başka yetişen bir şey yok. Biz bunu yetkililerimizden rica ediyoruz. Bizi Ankara meydanlarına dökmesinler. Bizi Ankara meydanlarına dökmesinler. Ankara meydanlarında 50 bin tütün üreticiyle gelip bu sokakları terk etmeyeceğiz. Gidip yapacağımız bir şey yok çünkü. Yanlışsak yanlış yoldan döneriz. Ama hep şunu söylemişim, bunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. İthalata karşıyım. İthalatı hak etmiyorum. Sağlığa zararlıdır diyorsunuz. İthalat etmeyin, ben de üretmeyeyim. Ama ithalatın önünü açıyorsanız ben bunu bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Ben Muş tütünüyle, Bitlis tütünüyle, Denizli tütünüyle, Samsun tütünüyle, Adıyaman tütünüyle ölmek istiyorum. Amerikalının tütünüyle ölmek istemiyorum. Zehirse kendi zehirimi içiyorum. Bunu tamamıyla her yerde dile getiriyorum. Bugün burada da dile getiriyorum. Yetkililerimiz bizleri dinlesinler. Bizi de bir masanın köşesinde bizlere yer ayırsınlar. Biz o genel başkan gibi, bu genel başkan gibi gezip dolaşanlardan değiliz. Biz her gün üretici çiftçinin alanında, meydanındayız. Çiftçi temsilcisi koltuk başında olmakla, kef sayının peşinde olmakla, Antalya'da düzenleme yapmakla olmaz. Çiftçi temsilcisi çiftçinin yanında olmalıdır. Bizim bir yerimiz bu Ankara'da yok. Çiftçinin yanında yerimiz var. Sorunlarımızı toplayıp gelip iletiriz. Birebir gözümüzle gördüğümüzü getirip yetkililerimizle paylaşıyoruz. Biz o tütün çalıştayında Tarım Bakan Yardımcımız halen görev başında, kendisi kürsüde şunu söyledi: bu tür çalıştayları önemsiyoruz. Genel başkanı tebrik ediyoruz. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirdi. Sonuç bildirgesini alır almaz başkan getiriyorsun, Ankara'da neler yapıyoruz. Biz ikinci çalıştayımızın tarihi geldi. Sonuç bildirgesinden bir cevap almadık. Ben ikinci çalıştayı soruyorlar, neden yapmadın? Ya ben geçen seneki çalıştayımız sonucundan aldığım cevapla oraya gidip üreticilere geçen sene bunu yaptık, bunun karşılığını aldım. Ben bugün daha hiçbir şey karşılığını almadım. İthalatı azaltmadım. İhracatta daha fazla bir şey yapmadım. Tütünü tarım havzasına almadım. Birçok ülkelerde olan düzenlemelerden birisinden faydalanmadım. Bugün birçok ülke sigaradan aldığı vergiyi dönüp kendi üreticisine destek veriyor. Tütüncüsüne destek veriyor. Ya bize bu desteği vermiyorsunuz. Bize bir makine desteğini vermiyorsunuz. Bizim üreticilerimizin daha fonda biriken paradan bir şey çevirip vermediniz. Birliğimize bir destek sağlamadınız. Bizim ayakta durmamız için önümüzü açmadınız. Daha fazla ihracat yapmamız için bir destek bize sağlamadınız. Böyle olmaz. Bu iş böyle yürümez. Bunları yapmadın, yapmadın. Hay hay baş göğsüne. En son bana neyi layık gördün? Torba yasasına bana cezaevini layık gördün. Lütfen ama. Ben buradan bir kez daha dünyanın dev lideri, çok kıymetli Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum. Yoğundur. Bu süreçte çok önemli bir süreçtir ülkemiz için. Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Tütün üreticisinin sorunlarını, sıkıntılarına destekçi olmasını rica ediyorum. Evet.
Tabii burada çok güzel konuşuyorsunuz. Haklı feryadınızı da görüyorum. Reklam arası yine geldi maalesef. Ne kadar erken reklama çok be. Konu konuşulunca reklam nasıl geldi anlaşılmıyor Sayın Başkan. Devam edeceğiz ama. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi tütün çiftçisi diğer çiftçilerden farklı değil problemleri. Uğraştıkları toprakla uğraşıyorlar. Elleri nasıldı dediğimiz çiftçilerimiz, birisi tütün ekiyor, birisi pancar ekiyor, birisi buğday ekiyor ama o topraklarda yaz demeden, kış demeden, kar kız soğuk demeden çocuklarının nafakası için uğraşan bu insanlarla uğraşmasınlar. İthalat lobisi diyorum artık hepsinin genel adına, ithalat lobisine meze yapmayın bu insanları. Bu insanları yapmayın ki sokağa inmesinler. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programımızın son dönemine geldik. Problemleri konuştuk. Problemler çok fazla. Torba yasanın meclisten geçmemesi için en azından bu maddenin o meşhur torbadan çıkarıldığı zaman problemlerin büyük bir bölümü çözülecek. Bundan sonra üreticiyle devleti bir araya getiren, masa başında bir araya getiren bir sisteme ihtiyaç var. Benim gördüğüm kadarıyla. Kooperatifler Birliği Başkanı, Tütün Üreticileri ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Başkanı muhakkak suretle muhatap alınmalı bu konuda. Eğer siz bunu muhatap almazsanız bu kurumu... Başkan uğraşıyor. Ki benim bu zamana kadar en çok eleştirdiğim kurumlar birlik başkanlarıdır. Ben birlik başkanlarının saltanat sürmesine, koltukta oturarak zamanlarını geçirmelerine, Antalya'da şurada burada sempozyumlar düzenleyerek günlerini gün etmelerini istemiyorum. Ama Sayın Solgun'da benim gördüğüm meydanlarda, çiftçinin yanında, arazide, tarlada kendi üreticisinin haklarını da bakanlık seviyesinde bu kadar takip eden başka bir birlik başkanı da görmedim. İşte fındığın %87'si dünya ihtiyacının %87'si bu ülkede yetişirken maalesef borsası Hamburg'da. Yani dünyanın fındık ihtiyacını biz karşılıyoruz ama kaça satılacağını Avrupa Birliği'ndeki iş adamları belirliyor. Fındığın lobisi belirliyor. Ben bundan utanıyorum. Yani %87'ye tahakküm ediyor. Kalan 13. Tütünde de aynı sıkıntı var. Başkan çok açık söyledi. Tütün getirmeyin, ben de üretmeyim. Eğer ben üretimden çekilip de sen tütünü getireceksen Samsun'un, Adıyaman'ın, Muş'un, Denizli'nin ürettiği tütünle eğer zehirli diyorsan ben bu tütünle ölmek istiyorum. Amerikalıların tütünleriyle değil dedi. Konu bu noktaya geldi. Şimdi çözüm yollarını konuşacağız. Sayın Başkan, problemleri konuştuk. Torba yasadan çıkarılmazsa neler olabileceğini de konuştuk. Sahaya indiniz, buradan mesajınızı da verdiniz ama temel olarak bu programda çok kısa bir süremiz de kaldı. Neler yapılması lazım ki tütün üreticisi mutlu olsun? Şimdi öncelikle bir kez daha 550 tane milletvekilimize buradan bir ricada bulunuyorum. Tütün üreticisi anıl tene sahibidir. Bunlara destek çıkmalarını, herkesin sahip çıkması gerekiyor. İnanıyorum, umuyorum Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız da, Tarım Bakanımız da, Maliye Bakanımız da, Gümrük Ticaret Bakanımız da bu duyarlılıklarını görüyoruz, hissediyoruz. Ana muhalefet lideri olsun. Ben bir kez daha bugüne kadar bize destek veren özellikle isimleri saymak istiyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için, bizlere sahip çıktıkları için Sayın Ahmet Aydın'ın emeklerinden dolayı. Adıyaman'ın diğer milletvekilleri çok ilgi gösterdi sağ olsun. CHP'nin genel başkanından tüm milletvekillerine
bizim Muş, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Malatya tüm milletvekillerimiz bizleri iyi karşıladılar. İlgilerini gördük. Bu yasanın bir an evvel torbadan çıkarılmasını önceliğimiz bunu rica ediyoruz. Çiftçilerimiz alıştıkları bir ekmek tekmesi var ortada. Bunun yolunu açmamız gerekir. Bizim bir an evvel TAPTEKA'nın kapanılması gerekir. Bu bir gerçek artık. Alanlara, meydanlara. Yani TAPTEKA kapanmasa bile çiftçi lehine pozitif ayrımcılık yapan bir kurum haline getirilemez mi? Ya bakanlıkta her işlerimizi çözüyoruz. Bakanlıklarda her sıkıntı sorunlarımızı rahatlıkla dile getiriyoruz. Çünkü niye söylüyorum? TAPTEKA yani tütün ve alkol piyasası düzenleme kuruluna ziraat odaları da temsilci veriyor. O arkadaşlar işinden olmasın diye diyorum. Şimdi ben isim vermek istemiyorum. Bize çok Adıyaman Ziraat Odaları olsun, Samsun Ziraat Odaları olsun bizleri destek verdiler. Bize bu süreçte bizi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun. Ama bizi temsil eden TAPTEKA'daki Ziraat Oda Başkanı, Türkiye'de 26 ilde tütün üretimi yapılır. 113 ziraat ilçe odası var tütün üreten ilçelerde. Bunlardan birini atamamışlar. Kim atamışlar? Osmaniye Ziraat Oda Başkanı'nı atamışlar. Ne bir tütün üretimi var, ne tütün üreticisinin sorun sıkıntısını biliyor. Bugün Adıyaman Ziraat Oda Başkanı olsa tütün sıkıntısını her gün bahsedebilir. Samsun Ziraat Oda Başkanı olsa tütün sorunu her gün dile getirir. Bugün Tavas, Beyaz, Kale böyle güzel fazla tütün eken bir ilin Ziraat Oda Başkanı orada olsaydı, üreticimiz sorun sıkıntılarını dile getirseydi bu torbaya bu girmezdi. Yetkili bakanlıklara gidiyoruz. Torba nerede birikmiş, nereye gitmiş biliyoruz. İkincisi ben toplantı yapıyorum. Türkiye'de bir ilk uluslararası çalıştay yaptım. Makamına geldim, kendisini davet ettim. Aradım. Bu kadar ülkeler geldi Muş'a. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden eski ve yeni, o gün bizi yalnız bırakmayanları bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. 41 tane siyasetçi girdi. Bakanından, bakan yardımcısından, milletvekilinden, eskisinden, yenisinden, belediye başkanları vardı 20 kişi, onları da saysak. Saymayalım. Bu kadar insanlar geldi ama o şahıs o çalıştayı daha katılmadı. Şemsi Bayraktar'dan mı bahsediyorsun? Hayır. Temsilcisi. TAPTEKA'ya verdiği temsilciden bahsediyorum. Katılmadı. Bu vesileyle aidatı çiftçiden alırlar. Çiftçi adına orada TAPTEKA'da rahat bir koltukta oturmuşlar. Ya kaç kez hangi ile hangi ilçe tütün üreticisini ziyaret ettiniz, bir de dönüp ona bakın ya. Allah'tan korkun ya. Ya Allah'tan korkun ya. Bu ülkede 26 tane Ziraat Oda Başkanı var. 113 ilçenin Ziraat Oda Başkanı var. Bunlar tütün üretici temsilcisidir. Tütün üretici ailesinde büyüyen insanlardır. Bunlardan biri olsaydı bugün bu yasa benim karşıma çıkmazdı. Bir tütün üretici birliğinden bir tane adam almasan, istişare etmese, o gün ben o masada olsaydım, bu yasayı yazdıkları zaman ayağa kalkardım. Yasa gitmezdi. Ne yapıyorsun ya? Benim fermanımı mı okuyorsun? Hiçbir gün alana indip meydana inip bir de röportaj vermedi. TAPTEKA'dan bir iki defa çalıştaylarımıza başkan gelmedi olabilir. Hikmet Sapan'ı yolladı. Daire başkanını gönderdi. Ama yönetim kurulunda tütün üreticisi adına orada yer alan şahıs, mevcut şahıs, sevgili kardeşim, siz o çalıştayı hiç önemsemediniz dahi. Başka bu kadar toplantılarımız oldu, bu kadar davetiye, bu kadar şey telefon açmalarına rağmen hiçbir yerde bir gün meydana geldiniz mi? Hiçbir tütün üreticisinin sorunlarını dinlediniz mi? Bu 10 gündür tütün üreticisi evinde yatmıyor. Gaz yiyen üretici var, zopa yiyen üretici var. Alanlarda, hastanelerde solukları alan insanlarımız var. Bir gün siz de çıkıp bir basın açıklamasını yaptınız mı? Allah'tan korkmuyor musunuz?
Milletvekillerimiz duyarlıdır, bakanlarımız duyarlıdır. Herkesin ilgileneceğini, bu sorunun çözüleceğini şimdiden inanıyorum. Şu ana kadar bize destek verenlerden Cenab-ı Allah razı olsun. Bu saatten sonra da bu torbadan bizim çıkarmamızı talebimiz bu. Tarım Bakanlığı'nda bir genel müdürlüğün oluşması gerekir. Tarım Bakanlığı'nda genel müdürlüğümüz oluşursa tütün tarım havzasına alınır. Ama siz şimdi tütüne genel müdürlük oluşursa pancar da istemez mi? Öbürkü de istemez mi? Yani o biraz en azından bir daire başkanı seviyesinde mi temsil etmesi lazım? Bir daire başkanlığı genel müdürlük olmasa da bir daire başkanlığı olması gerekiyor. Bakınız. Olduğu zaman tütün tarım havzasına alınmalıdır. O bakanlığa alınırsa, tütün tarım havzasına alınırsa geçen sene Yunanistan'ın yaptığını örneğin aynı ülkemde yapabilirim. Bakma birileri bilirsene peşkeş çekiyordu bu hale getirdi. Hayır. Gittim. Çağırın. Biz de toplantı yapalım bu sektörle. Bir araya gelelim. Bu ülkede tütün eken de, biçen de, kıran da, satan da hepsi bir arabanın içindedir. Bu araba batarsa hepimiz batarız. Bizim hepimizin kazanacağı, hepimizin yüzü güleceği bir şekilde ortak akılla hareket edelim. Biri yansın, biri eksin, biri bitsin mantığı yok bizde. O gözle bakmıyoruz. Hepimizin yüzü gülmesi açısından projeler ortaya bırakalım, bunun üzerinde yürüyelim. Bu destek veren tarım kırsal kalkındırmadan tut, ajanslarımızdan tut, Tarım Bakanlığımızdan tut, makinelerimize destekler verilmesi gerekiyor. Yani bu Avrupa Birliği fonlarından kırsal kalkınmada, İPART'ta falan yok musunuz? Yok. Tümünden tütün üreticisine destekler verilmektedir. Birçok ülkede bakanlığa gidersek bu sözleşmeden, bu fiyatlardan kurtuluruz. Tütün sözleşmeyle değil, açık artırmayla, kooperatiflerin aracılığıyla, ziraat odalarının aracılığıyla, birliklerin aracılığıyla fiyatları bırakılır, ihale usulüyle satılır. Örnekler neler varsa ülkelere de biz de onları yapalım. Bugün Samsun'da, Denizli'deki çiftçi hiç para kazanmıyor. Abi ben şeyi öğreneceğim. Yani şimdi TAPTK dediğiniz kurum nedir abi amacı? Yani sizinle mücadele etmek mi? Yani bizim neden kurulmuş? Şu anda kuruluş mevzuatı... Bunu ciddi merak ediyorum yani. Kuruluş mevzuatı ortada. Şu andaki mevzuatı tamamıyla değişik. Sizlere söylediğim gibi ilk günden bugüne kadar sırf bizleri karşılarına aldılar. Bu vesileyle baktık ki yol yürümüyor. Adamlar kalktı en sonunda torbaya bizim... Yani ne hale getirmemize çalıştılar. Bu yaptığımları sigarayı üreten firmalara, fabrikalara karşı kurulmuş bir kurum olarak ben düşünüyorum. Hayır, tütün üreticisine karşı kurulmuş bir kurum. Şu anda yaptıkları o. Çok elindeki ana sözleşmeyi kaldırsın. Tütüncünün lehine mi, alıcının lehine mi? Onu bir ortaya bıraksın. Şu andaki sözleşme benim de çiftçimin cebinde. Benim de cebimde. Kimin lehinedir, aleyhinedir onu görün, ona göre karar verin. Çünkü onun hazırladığı, adı üzerinde tütün ve hazırladığı üreticinin ana sözleşmesini ortaya bıraksın. Lehine mi, aleyhine mi, kime mi çalışıyor, mevzuatı nedir, ona göre masaya bırakalım. Her şey ortada. Kimsenin günahını almıyoruz. Biz her şeyi meydanda gördüğümüz için, alanda gördüğümüz için, kimin kime ne yaptığını gördüğümüzden dolayı bunu yapıyoruz. Bunlar ortaya çıkarken bizleri çağırıp bunu yapalım, bunu yapalım demesi mi gerekiyor? Yoksa Şeyh Musyar'ın Adıyaman'da alana iniyor, gidin ne yapıyor, kimle ne konuşuyor, resimlerini çekin. Görevi o mudur? İstanbul'da eleman göndermesi, işte biri geliyor bana diyor ki korkutuyorlar, bir de gözdağı veriyorlar. Lobi büyüktür, bak seni götürür. Bak buraya gözetici göndermiş. Ben bu ülkenin üreticisine, çiftçisi için bu yola çıkmışım, bu canı da feda edeceğim. Tehditlerle değil. Bunu artık herkes böyle bilsin. 10 tane çocuğum var. Elhamdülillah çok şükür. Ben gidersem onu var orada. Tehditlerle, baskılarla, tekliflerle, resim çekmekle,
oraya buraya atmakla hiç kimseden korkum yoktur. Ben bu ülkenin üreticisi, çiftçisinin temsilcisiyim. Hakkını savunacağım, sonuna kadar savunacağım. Ölümse Allah'tan baş göz üstüne zaten öleceğiz bir gün. Ama namusu verelim. Ama şerefi üzerine verelim. Kimi tehdit ediyorsun? Kime gözdağı veriyorsun lobinin büyük olduğunu? Ben kaç gün sonra Dünya Tütün Üreticiler Kongresi'ne gireceğim. Orada da tak peşime. En az ölürsem 3 tane çiftçi diyecek ki mekanı cennet olsun. Benim için öldü. Bu ülkenin tütüncüsüne, çiftçisine, tek tütüncü çiftçi değil. Bu ülkenin esnafı da bu ekonomide ayakta. Bazı illerimizin geçim kaynağı tütündü. Ekonomisi %90 üzeri tütündü. Esnafı da tütünle kazanıyor. Çiftçisi de kazanıyor. 25 milyon insan bundan ekmek yiyor. İddia ediyorum, gel ortaya bırakalım. Sen ne diyorsun be? Sen gelip resmimi çekeceksin. Ben zaten canlı yayına seni davet ediyorum. Gel Hodri Meydan. Lobi büyüktür. Şermu sorguna şöyle yapılacağız. Alana çıkma. Biri kulağımda şunu söylüyor. Bak oradalar. Bak buradalar. Adam şey yapıyorsun sen. Ben zaten ülkenin üreticisinin fermanını torbaya koydum. Bu sana öyle mi kalacak orada? Ne istiyorsun? Kime kürek sallıyorsun? Evet, tabi burada Sayın Başkan bir tepki vermekte haklısınız. Sevgili seyirciler, şunu da netleştirmek lazım. Bakın, tarım masasında hiçbir şey kontrol altında yapılmıyor. Spontan gelişen konuşmalar ve tüm doğallığı da samimiyetiyle biz yayınlıyoruz. Ama şunu söylemeden de yapamayacağım. Bana diyorlar ya sen çok sinirleniyorsun, fitesten atıyorsun ama nasıl atmasın? Ben şunu açık yüreklikle söylüyorum. Bu ülkede bu devlet kurumlarının, bakanlıkların, hükümetin, siyasetin içinde et lobilerine, tütün lobicilerine, pancar lobicilerine, yani ithalat lobisinin gemisine binen, onların teknesinin dümeninin başında oturan insanlara yani ne demek gerekir bilmiyorum ama eğer buradan para yiyorsanız zehir zıkım olsun. Eğer siz bu memleketin üreticisini bunlara peşkeş çekiyorsanız iki cihanda yakanız bir araya gelmesin. Bunun hesabını Allah sorar. Burada insanlar bas bas boşuna bağırmıyor. Şov yapmıyoruz, reyting yapmıyoruz. Üreticinin ses olmaya çalışıyoruz. Üreticinin haklı taleplerini buradan getiriyoruz. Yoksa biz de al gülüm ver gülüm soruları sorarız. Başkan ben sana ne soruyorum? Ben ne sorarsam sen ne cevap vereceksin? O süre doldu. Bugün de programı yaptık. Olay bu değil arkadaşlar. Ben kelle koltukta ben de bu işi yapıyorum. Başkanı nasıl tehdit ediyorlarsa beni de bu şekilde tehdit ediyorlar. Yaklaşıyorlar, aman ya hiç korkmuyor musun? Sen şunlara aman dikkat et, bak bu adamlar böyle filan diyerek güya beni uyarıyorlar. Ama ben biliyorum ki nereden neyin nasıl geleceğini, Allah'a şükür biz de bu konuda şerbetlendik. Tehlikenin nereden geleceğini, kimin hangi hareketleri yapacağını da Allah'a şükür biliyoruz. Bu programı kapatmadan önce Sayın Başkan size son olarak söz vermek istiyorum. Bağlayalım. Ben programlarınızı izliyorum. Ülkenin üreticisi, çiftçisinin sesi olduğunuz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Herkesi duyarlı olmasını talep ediyoruz. Bir kez daha ben rica ediyorum, bu torba yasası gündeme gelecek, 550 milletvekilimizin elinin altından geçecek. Bu ülke üreticisi, başka yapacağı bir şey yoktur. Yardımcı olmalarını istiyorum. Bu ışıkları görüyoruz, inşallah inanıyoruz, umuyoruz, güzel olacağını bekliyoruz. Biz zaten gece gündüz yollardayız. Cenab-ı Allah kaderimizde ne yazmışsa biz bunları göreceğiz. Evet. Ben de bu ülkenin üreticisi, tütüncüsü, çiftçisi
Türkiye'de 18 yıldır sorumluluk taşıyorum. Tütün üretici Kızılay Tütün Kooperatif Başkanlığı'ndan Muş Tütün Kooperatif Başkanlığı'na, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan, Türkiye Tütün Üreticiler Birliği'nin Genel Başkanlığı'ndan, elhamdülillah çok şükür basındayım, canlı yayındayım. Bugüne kadar daha bir savcının yüzünü görmemiş biriyim. Allah'ıma bin şükürler olsun. Hep diyorum ki ayağımı öyle denk atacağım. Bir savcısının karşısına çıkıp boynumu eğmeyeceğim. Bugüne kadar Allah'ıma şükürler olsun, etiketimiz arkamızda bellidir. Biri diyor seni şuradan alacaklar. Biri diyor seni buradan alacaklar. Biri diyor lobi şöyle yapacak. Biri diyor şu böyle yapacak. Gel senin çocukların var. Gel senin şuyun var. Gel senin buyun var. Benim arkamda elhamdülillah çok şükür milyonlarca Türk Tütün camiası var. Bu milyonlarca Türk Tütün camiasına, çiftçisine, esnafına, bundan kazananlarda da bu can feda olsun. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu konuda sizi destekliyoruz. Tütün üreticisi, yani üreticileri hiç ayırmadan biz üreticinin ekrandaki gür sesi diyorlar bizim için. Biz de bu sesimiz çıktığı kadar sizlerin sesi olmaya, sizlerin problemlerini ekranlardan tüm Türkiye'ye ulaştırmayı hedef edindik, şiar edindik. Allah bizi de yolumuzdan şaşırmasın. Ben çiftçilere şunu söyledim, defalarca söyledim. Siyasi bir beklentim yok ama şu oluyorum, bu oluyorum, şurada bakanlıkta çalışayım, milletvekili oluyorum. Allah'a şükür böyle bir talebim yok. Para beklentim yok, çok aman işte yatlarım katlarım olsun. Allah'a şükür bu beklentim yok. Allah bağışlarsa 3 tane evladım var. 3 tane evladımın mürüvvetini görmek, onlara temiz bir isim bırakmaktır bizim mücadele kaynağımız. Bu nedenle hiçbir baskı, tehdit, Allah-u Teala canı verdi, Allah-u Teala da alır. Ama şunu da kapatırken müsaade ederseniz söyleyeceğim. Yine söylüyorum, bu lobilere hizmet eden bürokrat, siyasetçi, memur, iş adamı bu ülkenin üretim geleceğine çomak sokan bu insanlara bir an önce bu düşmüş oldukları bu hatalı yoldan dönmelerini, eğer söz konusu milletse, devletse, gerisinin teferruat olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Bu alçakça, namussuzca, şerefsizce hamlelerin kılıcı olmamanızı tavsiye ediyorum. Bu haftada bize ayrılan süre maalesef bu kadardı sevgili seyirciler. Ankara stüdyolarından size seslendik. Benim de Ankara'da ilk yayınımdı bu. İnşallah bundan sonra da sık bir şekilde Ankara stüdyolarından da konuklarımızı ağırlayacağız. Burada rejide görevli sevgili Fatih kardeşime, Mustafa kardeşime de teşekkür ederim. Onlar da bizi iyi ağırladılar. Yayında ve yapımda ekibi emeği olan tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık. Tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası'nı sundu.